Türkiye'de yılda yaklaşık 70 bin kişi ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybediyor. Uzmanlar reçetesiz alınan ilaçlar ve enerji içeceklerinin bu tür kalp durmalarına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Çağımızın felaketlerinden birisi. Amerika'da yılda 350-400 bin insan ani kalp durmasıyla yaşamını yitiriyor. Ülkemizde de bu sayının 70 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Birkaç dakika içinde olan ölümleri ani kalp, ani ölüm olarak tarif edebiliriz. Bunlar genellikle kalp kaynaklı olanlar, kardiyomiyopatiler, miyokarditler, doğumsal kalp anomalileri, ciddi koroner kalp hastalıklarında görülebilir. Aslında kalbin kendisi direkt olarak ölüm nedeni olmayabilir. Kalpteki problemin yansıdığı ritim bozukluğu ölümcül olur. Ani kalp ölümleri %80 erkeklerde görülüyor. Kadınlarda ani ölüm daha az. Çünkü östrojenleri onları belli bir dönem için koruyor gerçekten. Gelişmekte olan ülkelerin sorunu olarak gençlerde erken kalp hastalıkları daha çok görülmeye başladı gerçekten. Burada tamamen stres ve kötü beslenme önemli. Bunun olmaması için özellikle risk faktörü olan aileler, yani diyabetik, yüksek tansiyon olan, ailesinde ani ölümler, erken ölümler olan insanların mutlaka 30 yaşından sonra yılda bir kez efor testi yaptırmaları, 40 yaşından sonra mutlaka bir bilgisayarlı anjiyo yaptırarak koroner damarlarını görmeleri gerekir. Şanslı olan sinyal alan hastalardır ama %20 hastamız sessiz kalp hastalığıdır. Bunlar sessiz sessiz ölen hastalardır. Sabah yatağında ölü bulunan, halı sahadayken kollapsı olan, hatta profesyonel sporcular içerisinde bile profesyonel bir maç sırasında, müsabaka sırasında yaşamını yitiren insanlar sessiz kalp hastalarıdır. Sessiz kalp hastası olanları yakalamanın tek yolu yıllık yapılacak rutin kontrollerdir. 40 yaşından sonra herkesin bir bilgisayarlı anjiyografi yaptırması gerekir. Belirti olarak direkt bir semptom vermek istemiyorum ama kravat bölgemizde, göğüste, boyun, çene, omuzlara vuran herhangi bir daha önce olmayan yakınma, yani bir baskı, bir ağrı, bir yanma, hatta bir karıncalanma bile bir koroner kalp hastalığının habercisi, bir ani ölümün habercisi olabilir. Reçetesiz alınan zayıflama ilaçları, reçetesiz alınan uyku giderici ilaçlar gerçekten çok ciddi şekilde aritmi nedeni ve ani ölüm nedeni olabiliyorlar. Bunun yanında sporcuların şuursuzca kullandıkları enerji içecekleri de ritim bozukluğu yaparak ani ölüm nedeni olabilir. Zaten o kutulara bakılırsa belirli olmayan miktarda kafein yazar ki bu çarpıntı yapan, ritim bozukluğu yapan çok önemli bir maddedir. Dolayısıyla aşırı tüketilen enerji içecekleri de ani ölüm nedeni olabiliyor. Sporcuların, özellikle profesyonel sporcuların yaptığı en büyük hata normal insan fizyolojisinin üst sınırına çıkmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yardımcı bir takım ilaçlar kullanıyorlar. Bunu bilerek veya bilmeyerek, bir profesyonelliğiyle veya amatörce kullanıyorlar ki bunlar son derece yanlış, son derece sakıncalı şeyler ve sporcuların ani ölümlerinin büyük bölümünde kullanılan bu tür yanlış ilaçlar var. Otomatik defibrilatörler var hastanın kalbine konulan ve bunlar gerçekten kardiyomiyopatilerde ritim bozukluğunu önleyen çok önemli cihazlar. Bir de Batı ülkelerinde, bizde de yavaş yavaş topluluk olan yerlerde otomatik dış defibrilatörler var. Amerika'da bir havaalanına girdiğiniz zaman 100 metrede bir yangın söndürücü tüplerin yanında bir defibrilatör görüyorsunuz. Bizde de yavaş yavaş bu yaygınlaşmaya başladı. Şuurunu kaybetmiş bir hasta gördüğünüz zaman hemen aleti duvardan alıyorsunuz. Açtığınız zaman içinde bir ses size sesleniyor. Elektrotları şuraya yapıştırın diye. Resmini görüyorsunuz zaten. Elektrotları yapıştırdıktan sonra kalp ritmini alıyor. Eğer kalp ritmi varsa sizi uyarıyor. Hastanın kalbi çalışıyor diye. Kalbi durmuşsa kenara çekilin, şok vereceğim diyor ve şok veriyor. Şok verdikten sonra şimdi 15 solunum yaptırın diyor. 15 solunum saydıktan sonra bir hayat öpücüğü verin diyor. Bunlar gerçekten hayat kurtaran çok önemli aletler. Ben doktor yazmadığı bir şey hayatta almam. Yani bir ağrı kesici bile gidip alıp getirip içmem yani. Bebeğim kalp hastalığı zaten. Doktor kontrol olmadan ilaç kullanmıyorum hiçbir zaman. Ya enerji içeceklerini tüketiyoruz ama yani çok fazla tüketmemeye çalışıyoruz. O şekilde. İçinde kafein olduğundan ani kalp durması neden olabiliyormuş. Bilmiyordum. Şu an bunu öğrendim, enerji içeceklerinde de olduğunu. Bilmiyordum yani. Bundan sonra tüketmeyiz, dikkat ederiz. Zaten orada bir tartışma olmaz da yani doktorun yazmadığı ne bileyim geleneksel ile aspirin olur. Onları alırsın. Ama bu enerji içecekleri çocukların da içmemesi gereken bir şey. Büyüklerin zaten hiç ihtiyacı yok. İki senede olumsuz bakarız tabii. Görmediğin şeyi almayacaksın. Yani bizim prensibimiz o. Duyduğun bir şeyi almayacaksın. Hatta anneannemin tanımadığı şeyleri de almıyoruz. Evet. Öyle bir şey var ya.